Koca bir neslin hafize anısı, çocukluğumuzun masalcı teyzesi, ağlarken bile gülen gözleriyle Türk sinemasının dev ismi Adile Naşit'i ağırlıyoruz bugün. Adı geçtiğinde hepimizi gülümseten, aynı zamanda içimizi sızlatan bir kadın. Sinemada başrol oynamamasına rağmen Türkiye'nin kalbinde taht kuran isim Adile Naşit, 1930'da oyuncu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğinde yaşam yolu çizilmiş gibiydi. Dönemin en büyük komedyenlerinden Komiki Şehir lakaplı Naşit'in kızı olmak onun en büyük şansıydı. Üstelik annesi Amelia Hanım da bir tiyatro oyuncusuydu. Kendisi sanatçılarla dolu bir ailede büyümüştü. 1948'de Lüks Hayat filmiyle sinema kariyerine başladı. Hababam sınıfında Hafize Ana rolüyle ün kazansa da Yeşilçam'da aile komedilerinin de vazgeçilmeziydi. 1978'de uluslararası sanat gösterilerinin tiyatro ve müzikallerinde rol almaya başladı. Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in çektiği aile komedilerinin vazgeçilmez ismi haline gelmişti. Yeşilçam'ın altın oyuncusu Adile Naşit, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Masalcı Teyze programı ise kariyerindeki en önemli adımlardan biriydi. TRT'de 1980 yılında Uykudan Önce isimli çocuk programı ile birlikte Masalcı Teyze olarak anılmaya başlandı. Masal ve öykü anlattığı bu program, tek kanallı televizyon döneminde çocuklar tarafından büyük ilgi görmüştü. Ertem Eğilmez'in oyunculuk yeteneğinin yalnızca %20'sini kullanabildik dediği Naşit için, eğer hepsini kullanabilseydik seyircileri sahneye koştururdu demişti. Adile Naşit, sinema kariyerinin yanı sıra tiyatrolarıyla da oldukça ünlüydü. 1963'ten 75'e kadar Gazanfer Özcan Gönül Ülke Tiyatrosu'nda çalıştı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Hisseli Harikalar Kumpanyası, Neşe-i Muhabbet, Şansız'ın Bülbülleri gibi müzikallerde de çok aranan isimlerden biri olmuştu. Fakat Adile Naşit yaşadığı acıların arasındaki en büyüğü olan evlat acısıyla işine daha çok sarıldı. 1952 yılında dünyaya gelen oğlu Ahmet, kalbi delik olarak doğmuştu. 1966 yılında yapılan operasyon sonrasında daha küçük bir çocukken hayata gözlerini yumdu. Adile Naşit oğlunun öldüğü gün Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu ile birlikte İzmir'de turnedeydi. Bağrına taş basıp sahneye çıkan oyuncunun o gün doğum günüydü aynı zamanda. Bundan sonra doğum günlerini de kutlamayı reddetti. Ahmet'in ölümünden sonra Adile Naşit kuzucuklarına sığındı ve hepimizin annesi oldu. Sesi, gülüşü ve canlandırdığı rollerle adeta evimizin bir parçası haline gelmişti. 11 Aralık 1987'de Alman Hastanesi'nde 57 yaşında kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybetti. Çok erken gittin Adile anne ama kuzucukların seni hiç unutmayacak.